Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 tane ikonu olan hesabımıza, kendi hesabımızdır arkadaşlar, bir paket açılımı değil, kadro kuracağız. Ne yapacağımızı unuttum. Bir günde fazla video çektiğimde böyle oluyor kanka. Bu arada kanaldaki video sayısını 2'ye çıkardım. Like'ınla destek olsan beni çok mutlu edersin. Akşamları da açabildiğimiz kadar canlı yayın açıp konsolda da bu oyunu oynuyoruz hemşerim. O yüzden gözünü seveyim, like'la destek olmayı ihmal etmeyin. Boş olursanız akşamları canlı yayınımıza da gelirseniz bizi mutlu edersiniz, şeref verirsiniz efendim diyoruz. Ne yapıyoruz? Like'ını attın bu arada. 30 saniye geçti bile videoda. Bugün 11 tane ikonu olan bir kadro kuracağız. Bakalım nasıl bir kadro kuracağız? Menajer olarak hangi menajer var? Bunu kontrol edeceğiz. İsterseniz çok fazla uzatmayalım lafı. Hadi gelin videomuza geçelim. Şimdi menajer bilgisi olarak Gellert var burada. 4-2-2-2 ama bu 2 OOS ve 2 SF'li taktik. Bu taktikler birazcık ortadan hücum yapan kardeşlerimizin sevdiği taktikler. Top çevirme, kısa pas, geniş, esnek, önde baskı, geniş ölçülü. Defansının çok iyi fazla ayarları olduğunu düşünmüyorum. Önleme bölgesinin geniş olması, defans tarzının özellikle önde baskı olması, topu kapamadığınızda ceza sahasının içerisine doğru şişirilen toplarda rakip açısından çok büyük bir artı oluyor. Bakalım bu şekilde bir kadro kuracağız. Ama onun dışında ileri hatta iyi çoğalır vesaire birlikte kontrol edeceğiz. Bir tane maçta da süsleyeceğim ama öncelikle isterseniz gelin şu kadroyu bir kuralım. Öncelikle bir kaleciden başlayalım. Neuer'i burada görüyoruz. Alisson var vesaire. Yükselişte olan Neuer ve Ter Stegen var. Bu haftanın enfes kalecileri. Ben Neuer'i buraya alıyorum. Neuer'in yükselişte olması, 96 rating olması içime çok sindiği için ben onu yedekleyecek başka bir kaleciye ihtiyaç duymuyorum. Bu da bizim açımızdan çok çok iyi olacak. İkonlar neler bilmiyorum. O yüzden ben şu anda kadroyu bildiğimiz gibi kuracağız. Daha sonra ikonlar vesaire, daha iyi kartlar geldi mi yerlerini değiştirebiliriz. Beckenbauer'ın yolunu yapıyorum. Eğer Beckenbauer yani stoper kısmında sağlam bir ikon olmayabilir bu hesapta. O yüzden de ben Beckenbauer'ı kesinlikle buraya ilk 11'e yazıyorum arkadaşlar. Peki onun yanında ikinci stoper kim olabilir? Kankalar birazcık duygusal davranabiliriz. Şu an için Merih Demiral'ı ben buraya alacağım. Tamam kanka, olur olmaz ama Türk'üz be kardeşim. Zaten Dünya Kupası'na bir penaltıyla gidemedik. 2-2 olsa zaten Portekiz'i eleyecektik. Bak yemin ediyorum Portekiz'in bitti. Vallahi bitti. Pimini çekiyorduk. Sağlık olsun. Burak sıçtı ağzımıza. Problem yok. Stoper kısmına bir daha bakalım. Burada bu oyuncuyu da görüyorum. Mbemba mı, Merih Demiral mı? Kesinlikle Merih Demiral. Lütfen şunu yorumlara yazın. Üçlü defans sizce oynayalım mı? Özellikle Çağlar, Ozan ve Merih Demiral üçlüsü, Türkiye milli takımından bahsediyorum. Üçü de varken sanki artık üçlü defansa bir geçmemiz lazım gibi geliyor. Üçünden de yararlanabilmek için bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum sizleri. Puyol'u da gördüm burada. Puyol'u yedeğe alır mıyız? Şimdilik alalım. Ama eğer ki yükselişte gelirse, ki büyük ihtimal gelecek, Merih'i alacağım. Back kısmına baktığımızda, yanlışlıkla birini alıyorduk bir saniye, back kısmında bir tane ikon karşımıza çıktı. Hemen şöyle ikonumuzu koyalım. Garanti Irvin, orada akmasa da damlar. Başka var mı back olarak baktığımızda? Jordi Alba'nın da B'ye geldiği görünüyor ama Jordi Alba mı, Irvin mi? Irvin biraz daha sanki ağır basıyor. Davis var. Yani hani C performans Davis şu anda ihtiyaç yok. Eğer ki Fambisaka gerçekten A gelse çok hoşuma giderdi. Şöyle bir durum var. 3 tane Aspilicueta birlikte Walker ve Fambisaka'nın olduğu görünüyor. 3'ü de C performans olduğu için ben Fambisaka'yı buraya alacağım ve Walker'la da bunu destekleyebilirim. Güzel. Aşinalıkları da çok iyi. Harika. Defans hattı bu şekilde şu an için. Bakalım daha iyileri gelecek mi, ne olacak ama şu anda ben defans hattıma güveniyorum. Doz kısmında Pirlo'yu hiç görmemezlikten geliyorum. Hemen şuraya Raycard'ı alıyorum kankalar. İkinci ikon olarak da Raycard görünüyor. Raycard oyunun sağlam ikonik momentlarından biridir. Dos'a baktığımızda Sergio Busquets var. Partey var. Kankalar, Partey 62, Sergio Busquets 100. Sergio Busquets alınır mı? Bence alınır. Kesinlikle iki dos oynatacaksanız çok çok önemli. Hamsik bu kadroya girmez diye düşünüyorum. Lampard var, Robson var. Orta sahada OOS adamına ihtiyaç var. Bu ikisini de yedeklememe gerek yok dostların. Iniesta'yı kesinlikle almak zorundayım. Özellikle 10 numara kart olduğu için OOS pozisyonunda işimize yarayabilir. David Beckham'ı görüyoruz. Çok güzel. OOS pozisyonunda kullanabiliriz. 2 tane dosu ben orada bırakacağım. Onların yeri garanti. Pogba C'ye gelmiş. De Jong burada 94'lük kartı iş yok. Guliti görüyoruz. Messi'yi görüyoruz. Guliti buraya alabiliriz. Ben ikonik Mahmut Messi'yi
Bedava Messi'yi çok sevmiyorum biliyorsunuz ki. O, şu anda Gullit oynayabilir. Gullit'i SF'ye çekebiliriz. Bakacağız. Heyecan yapmaya gerek yok. Baktık Havers var. Havers'dan C performans bile olsa riski alınıp kadroya girer diye düşünüyorum. Şimdi Cristiano Ronaldo'yu gördük. A performans, daha doğrusu yükselişte geleceği için ben onu da alacağım. Biraz daha iyi oyunculara ihtiyacımız var. Dybala A performans gelmiş. 88. Dybala alınabilir mi? Dybala da şöyle bir gelsin şimdilik. Rashford performans C. Koman'ın A ama kart olarak düşük. Maradona'yı ben çok beğenmiyorum arkadaşlar. Koller var. Ooo. Eto'yu aldım. Van Basten biraz daha pasör yetenekleri yüksek olduğu için Van Basten'i seçebilirim. York ve Elber ikisinden biri, ben Van Basten'i seçeceğim kankalar. 97 de olduk. Çok iyi oldu. Kylian Mbappe de var. Aa, bu hafta kötüydü Kylian Mbappe. Lewandowski var. Lewandowski A gelmiş. Ben Lewandowski'mi kanka, Van Basten'se Lewandowski'yi orada daha iyi buluyorum. Çok fazla bastı ellerim nedense ya bugün. York, Dwark, York. Kankalar kadroyu ben böyle kuracağım ya. 3 tane ikonik momentu dışarıda bıraktım. 2, 4, 5 tanesi de içeride. Hatta 6, 7, 8, 11 oluyor toplam. 8 tanesini kadroya almış olduk. Kadroyu ben bu şekilde kurdum. Takım ruhu da 97, çok iyi. İsterseniz gelin bir de maç yapalım. Bakalım bu kadroyla nasıl bir maç yapacağız. Bu arada kadroda neleri eksik yaptım yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Hadi gelin maça geçelim. Bakalım kimi verecek? İnşallah güçlü biri gelir, böyle ağzımıza burnumuza yapıştırır bizim. Adana Demir Spor gibi, Adana Demir'in biliyorsunuz bu yıl inanılmaz formdalar. Kadro cayır cayır geldi. Dybala'yı almayalım. Kadro şu an sadece Walker'dan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Oy 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 oy. 5 Ocak Adana Stadyumu. Gerçekten Adana Demir'i ve Adana'yı çok seven bir kardeşimiz, büyük ihtimal Adanalıdır zaten. Başarılar diliyoruz ve rakip Rummenigge'si ile santrasını yapıyor. Yalnız Neymar etkili geliyor. Neymar pasını verdi, Ronaldinho'ya aldık. Merih kanka, orada bak sana güvendik. Ne olur bizi yarı yol, Merih sakın yarı yolda bırakma bizi. Çok kötü yakalandık. Rummenigge gidiyor. Rummenigge. Kanka Rummenigge de var ya. Rummenigge be. Beckham pass. Eto pasını verdi. Irwin içeriye, gol pozisyonu orta, ana korner, kısa köşe vuruşu, David Beckham geldi, döndü Gullit, pas, şimdi David Beckham köşeye, Allah'ım yarabbim, Beckham, eyvah eyvah, etkili geliyorlar, Ronaldinho, önündeki boşluğu çok iyi değerlendirecek, pas, araya doğru almamız lazım, aldık falan, bir dakika, oraya mı, verdim pasımı, Beckham pas, Rijkaard, çok güzel, Eto bitmiş diyenlere kapak olsun bu. Eto hakikaten bitmiş ya. Eto var ya, Eto gerçekten bitmiş. Aldık topu Irwin'le. Pas geçti. Bala geçti ama geçti. Aldık Levo pas. Tekrardan Eto'ya. Kanka yapabilirsin. Lewandowski. Kanka yükselişte geldi ha. Tacı kullandık. Rijkaard. Şutları sever Rijkaard. Oğlum Rijkaard çok fena vuruyor ha. Peter Cech gönderdi yerde. Lewandowski var. Gullit'e gelir mi? Kanka bunlar fena geliyor. Neymar baktı. Neymar eğer pas. Eyvah, ara boş. Ama vurmayı denedi. Atak devam edecek. Neymar pas geçmedi. Merih çok güzel aslında lan. At kanka. Eto pas. Kanka bitirirsin. Samuel gidiyor. Samuel. Hoca! İkinci yarıya biraz daha istekli sanırım başlamamız gerekiyor. Samuel Eto. Oğlum nasıl bir başlangıç bu? Levo. Hoca! Her türlü çirkefliğimi yaparım. Patrick Vieira. Pası Busquets. Busquets pasını verdi Beckham. Beckham pas. Şimdi Levo. Levo pasını geçmedi. Kanka yükseliştesin. Senin bir şeyler yapman gerekiyor. Rummenigge. Kapattık. Orada faul ama vermedi. Eyvah, istediğim yere atamadım. At kanka. Rijkaard. Pas, Eto pas, at, bir pas daha, Busquets pas, Rijkaard, şimdi, kanka, yaparsın bir şeyler, Eto girdi, Eto pas, Lewandowski, Eto, hızına güveniyor, hızına. Santraya dikkat, aldım, Busquets, güzel gördü, Samuel, hem de Eto olan, Levo'ya, girdi.
Levo önündeki boşluğu değerlendirecek. Levo'yu öyle bırakmayın. Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Ronaldinho ile etkili geliyorlar kanka. Şu Rummenigge'yi tutun ya. Vallahi şu... Hakikaten şu Rummenigge'yi tutun artık ya. Şu başlamaların hastasıyım ama biraz bu sefer zor olacak. Attım. Süpersin. Verdim. Kanka biliyorsun işi. Biliyorsun. Attım. Harika. Ver kanka. Levo. Levo pas. Eto'ya. Ah Eto. Ah. Ah Eto aldı. Eto pas. Rijkaard. Beckham. Girdi. Kanka. Kanka. Lewandowski. Keşke biraz gitseydim lan. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kanka Merih maşallah ya. Merih inanılmaz iyiydi. Şimdi attım. Lewandowski gidiyor. Lewandowski girdi. Pas. Eto. Eto vurdu Eto. Samuel Eto. Gara yılanı. Aldı masaya vurdu. Samuel Eto. Muhteşem bir gol Eto'dan. Kankalar Gullit gebermiş. Gullit'in yerine Messi'yi. Buraya Iniesta'yı alacağım. Son olarak da forvete tabii ki de Cristiano Ronaldo'yu alacağım. Rummenigge ile başladı. Aman dikkat edelim. Ronaldo aldı. Bak bu alış çok önemliydi. Lionel Messi. Messi pasını verdi orada. Aman Eto. Eto pas. Şimdi Iniesta. Iniesta. Kanka yapma. Dikkatli olmak zorundayız. Alman lazım onu. Ama onu alman lazım. Onu alamaman demek bizim ayva yememiz demek. Aldım. Süpersin. Busquets. Busquets. Oh suratım. Aldım. Çok güzel. Eto gidiyor. Eto. Olmadı. Hoca bitti yalnız ha. Tadında bırakman gerekiyor. Cafu. Araya. Eyvah eyvah. Aldık. Irvin. Uzaklaştırdı. Maçı kazanmayı başarıyoruz lan. Çok güzel maçtı. Kanka öldük öldük dirildik ha. Öyle yanlış anlama da. Çok da kötü oynamadık. İlk yarı yedikten sonra da biraz toparlandık ama ikinci yarı daha iyiydik. Güzel keyifli bir maçtı. 1299'a çıktık. İzlediğiniz için çok sağ olun. Like atmayı ihmal etmeyin. Linki varsa da hoşçakalın.